Merhaba Şiftelik izleyenleri. Bugün Dubai'deyim. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi Gitex'ten sizlere bildiriyorum. Dubai'de Tavolo firmasının bir tane ürünü dikkatimi çok fazla çekti. Ürün yanındaki polis lambası. Buradaki polis lambası yapay zeka ile çalışıyor. Merkezde devamlı olarak etkileşime geçiyor ve buradaki araçla beraber polislere gerek kalmadığını söylüyor. Şirket bunu söylüyor. Bakın ben demiyorum. Polisleri ortadan kaldırıyoruz dedi şirket bana vermiş olduğu brief'te. Şimdi gelin sizlerle beraber buradaki lamba nasıl çalışıyor? Detaylar neler? Buna yakından bakalım. Öncelikle Tavolo'nun nasıl bir standı var onu sizlere göstermek istiyorum. Gitex'te gerçekten büyük bir stand burada kurmuşlar. Yan taraflarında Microsoft, sağ taraflarında AWS var. Gelelim konumuza. Buradaki ekranda aslında polis aracının üstündeki lamba neler yapabiliyor? Gelen insanlara çok rahat bir şekilde gösteriliyor. Bu ekran sayesinde anladığımı söyleyebilirim. Herhangi bir aracın üzerine çok rahat bir şekilde buradaki lambayı yerleştirebiliyorsunuz ve farklı araçlar kendi aralarında da haberleşebiliyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde birisini kovalarken haberleşebilmek mümkün. Üzerlerinde etrafı 360 derece kontrol edebilen bir kamera bulunuyor. Bu kamera sayesinde etraf çok rahat bir şekilde gözüküyor. Tabii ki bir polis arabasının lambasının üzerine de böyle bu şekilde lambalar var. Birazdan yanına gideceğim ama buradaki görselle de desteklemek istiyorum. Her polis aracının lambasında olan siren sistemleri var. IoT sensörler var ki direkt olarak internet üzerinden farklı detayları bir paylaşabiliyor. Yani buradaki cihaz internet üzerinden direkt karakol diyebilirim. Karakola durumu bildirebiliyor. Herhangi bir şekilde darbeden etkilenmediğini söylüyor. Ve görmüş olduğunuz gibi biraz önce dediğim gibi herhangi bir aracın üzerine direkt olarak monte edebilmek mümkün. Şimdi bir tane demo gösterecek bana. Polis arabası etrafta dolaşırken bakın her şeyi tarıyor. Ve plakayı test etti. Ayrıca burada yanlış park eden bir araç var. Direkt olarak da buradaki aracın yanlış bir şekilde park ettiğini hemen buluyor. Ya da etrafta bir sıkıntı varsa bunları da görüyor. Ardından merkeze bildiriyor. Polis aracı neden artık işte polisleri ortadan kaldırabilir sorusuna gelelim biraz da. Şimdi buradaki araç ileride otonom bir şekilde çalıştığında ki bir tane GMC bulunuyor burada. Dubai'de bunlar çok normal araçlar onu söylemiş olayım. Şöyle yanına doğru gittiğimde buradaki polis lambası etrafı devamlı olarak kontrol ettikten sonra şuradaki ekrandan bilgi veriyor. Biraz sonra yanına gideceğim bunu göstereceğim sizlere de. Ve merkeze diyor ki bu araç hızlı gitti. Merkeze diyor ki burada çöp var. Merkeze diyor ki burada bir kavga var. Yani bu aracın etrafta devamlı olarak kendi başına dolaştığını ve polis lambası sayesinde de sıkıntıları bulduğunu düşünün. Sıkıntıları bulduktan sonra da merkeze bildirirse tabii ki sıkıntılar ortadan kalkacak. Her şeyi bir yana tabii ki bir sıkıntı varsa oraya gerçek bir polisin gitmesi gerekiyor ama en azından devriyeler için artık polise gerek kalmadığını bu aracın devriye yapabileceğini de sizlere söylemiş olayım. Şimdi gelin içeri girelim ve buradaki ekranda bizlere neler sunuyor buna bakalım. Bir de buradaki içerideki ekranı göstermek istiyorum. Polisler için özel olarak tasarlanmış bir ekran. İşin açıkçası polislerin bence işini bayağı bir kolaylaştıracağını düşünüyorum. Örneğin bakın burada bildirimler var ve devamlı olarak yenileniyor. Etraftaki araçlarda herhangi bir problem olduğunda burada araçta herhangi bir problem yok seçeneğini işaretliyorum. Mesela burada bir Toyota Camry var. Toyota Camry'nin burada bir derdi var. Bakın görüyorsunuz plakası var. Yapmış olduğu hataları burada polis kabul ediyor. Diyor ki evet buradaki araç çok hızlı gidiyordu. Ben bunu kabul ediyorum diyor. Tabii ki buradaki ekran daha fazla gelişecek ya da hatalarla alakalı bilgiler buraya daha fazla bilgi gelecek. Ekibin bana söylediği detaylar bunlardı. Şu anda sadece bir ön izlemeye baktığımızı söylemem gerekiyor. Etrafta ne oluyor ne bitiyor buradan da daha rahat bir şekilde görebilmek mümkün. Bu arada bayağı sıkıntılı araçlarında olduğunu burada görüyoruz. Devamlı olarak yenileniyor demo sürümde. Ayrıca harita üzerinde de neler olup bittiğini görüyorsunuz. Mesela diyelim ki burada bir trafik kazası problemi yaşadınız. Trafik kazasını bildirmek istediğinizde direkt olarak konum gönderebiliyor. Hemen şuradan kendi konumunuzu yenileyebiliyorsunuz. Ya da direkt olarak şurada ben işte buradaki caddedeyim. İsmini tabii ki okuyamıyorum. Keşke Latin alfabesi olsa ama buradaki caddedeyim diye polis gönderiyor. Tabii polis kendisi bunu halledebilecek. Bizim ülkemizde de eğer bu sistem kullanılırsa örneğin İstanbul'dayken ben şu caddedeyim diye polis işaretleyecek. Ya da işte Furkan'ın aracı direkt olarak hata yaptı deyip konfirm bastıdan benim eve bir tane kağıt gelecek arkadaşlar. Burada farklı detaylar da var. Bakın mesela direkt olarak tıklıyorum. Tabi demo şu an çok iyi çalışmıyor. Lambaları kullanabiliyorum. Bakın lambaları yaktım galiba. Şuna basayım. Şu siren ses mi çıkartacak? Neyse şimdi burada ses çıkartmayalım. Şuna basınca ne oluyor? Evet demonun şu anda çok iyi çalıştığını söyleyemem. Ekran dönüyor mu? Dönmüyor. Şu şekilde direkt olarak kullanabilmek mümkün. Farklı detaylar var. Hani bakın burada sürücüler de var. Bu abiler sıkıntılı şeyler işlemiş anladığım kadarıyla. Artıya basınca da herhangi bir şey olmuyor. Evet, ekranla alakalı da söyleyebileceklerim
Şimdilik bu kadardı. Gelin dışarıda videoyu beraber kapatalım. Evet arkadaşlar, benim sizlere göstermiş olduğum teknolojiyi sevdiniz mi? Yakın zamanda bu teknolojileri hayatımızda görmeye devam edeceğiz mi? Lütfen yorumlar kısmında fikirlerinizi yazın. Polisleri ortadan kaldırma deyimi biraz hoşuma gitmedi ama şirket bu sözleri kullanıyor. Sizler bu teknolojinin işimize yarayacağını düşünüyor musunuz? Yoksa her zaman için bir etrafta dolaşan polise ihtiyacımız olduğunu da düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dubai'de çekim yapmak gerçekten zor. Gerçekten hava sıcak ve burada başkasına kendimi çektiriyorum. Şu an artık kapat diyor. Bundan dolayı da videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.